gurbetçi olarak Almanya'da yaşayan biz gurbetçiler burada sosyal medya üzerinden bazen işte böyle videolar yapıp paylaşıyoruz. Buradan yaşadığımız gördüklerimizi ve Türkiye'de yaşadığımız gördüklerimizi. Şimdi sahanın içerisinde orada hani top koşturuyorlar. Koşturuyorsunuz top. Biz de tribünlerden sizi izliyoruz. Orayı da görüyoruz, burayı da görüyoruz. Ha, burada doğma büyüme değiliz. Türkiye'de yani lise, üniversite okuduk geldik buraya. Yani ben okudum geldim, kendimden söyleyeyim. Türkiye'nin geçmişini çok iyi bilirim. Ama bazı Türkiye'den böyle videomu izleyen bazı patavatsızlar kendini bilmezler. Sen Almanya'dasın. Senin 1.000 euroyu bozdurduğun zaman 10 milyar para yapıyor. Sen burada harcıyorsun, tatilini yapıyorsun, kral gibi, paşa gibi gidiyorsun, kazanıyorsun, ediyorsun. Burada olan biteni bilmiyorsun tabii. Gel geri dön ülkene. Senin ne işin var oralarda? Senin yağın kuru, tuzun kuru. Sen tabii rahatsın. Bizim gibi mücadele etmiyorsun tabii. Böyle buna benzer öyle abidik gubidik böyle bir dünya lafları bize sayıyorlar. Ben onlara söyleyecek sözümüz yani asıl sözümü söylemeden o zaman şunu da diyeyim. Maçınız iyiyorsa, kıçınız iyiyorsa siz de gelin. He? Niye oradasınız o zaman? Karışın Suriyelilerin içine, siz de gelin. Niye gelmiyorsunuz o zaman? Bunu bir kenara bırakalım, şimdi söyleyelim. Biz burada ağaç kovuğundan çıkmadık. Biz Türkoğlu Türküz. Bizim bütün kazancımız, varlığımız, malımız, mülkümüz her biriktirdiğimiz kuruşu kuruşuna Türkiye'ye getirip yatırımımızı yapıyoruz. Her şeyimizle. Biz burada çalışıyoruz, kazanıyoruz. Bütün kirimizi, pisimizi, çöpümüzü, her şeyimizi buraya bırakıyoruz. Çöpümüzü. Sadece tertemiz ya hani tereyağdan kıl çeker gibi böyle çektiğimiz kuru temiz hani diyorlar kemiksiz temiz para, kemiksiz et, kemiksiz paramızı, euromuzu getirip Türkiye'ye böyle yumurtamızı oraya bırakıyoruz. Yemini gidiyoruz başka bir yemlikten yiyoruz. Pisimizi, kirimizi de oraya bırakıyoruz. Sadece yumurtamızı, tertemiz yumurtamızı hazır pişirip yenilecek yumurtamızı Türkiye'ye bırakıyoruz. Buna rağmen biz öyle hadsiz hadsiz küfürler, hakaretler edenlere söylüyorum. 2000 yıllar ve öncesini Türkiye'nin çok iyi biliyorum. Yaşadım canlı canlı. Kepek kapatan, iflas eden, kanunsuz, devletsiz, adaletsiz, hortumcu, dolandırıcı, peşkeşçi, rüşvetçi, hastanelerde bakım olmayan, ölen, giden, yok olan, perişanlık, acı, yokluk, bütün hepsini gördük Türkiye'de. Bir günde 3 tane 5 tane banka akşam yatıyorsun sabah kalkıyorsun banka hortumlandı. Şu banka hortumlandı. Bu banka battık. Avrupa'ya kaçtı. Bir gecede paraları şöyle hortum böyle hortum. Bunların hepsini yaşadık. Tabii siz bunları unuttunuz bilmiyorsun. Ama biz unutmadık işte. İşte bu yüzden de biz Avrupa'dayız. Biz o Türkiye'nin rezil ve yokluk dönemini rezil derken ülkeme rezil demiyorum. Maddi olarak yaşam olarak rezil bir dönemini yaşadığımız için kendimizi yurt dışlarına, Avrupalara attık. Burada gurbet çekiyoruz, acı çekiyoruz. Özlem duyuyoruz. Ne olacağımız da burada belli değil. Ne kadar kalacağımız da belli değil. Bütün her şeyimizde sevdamızı oraya veriyoruz. Varımızı, yoğumuzu oraya destiğimiz, oranın gelişmesi, ilerlemesi, oranın belli bir seviyeye gelmesi için elimizden gelen ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Size de doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. İlerledikçe siz elinizde küçücük bir mumla ilerliyorsunuz. Biz sizden çok öne gelmişiz. Projektörler var. Çok ilerideyiz. Görüyoruz teknolojiyi neyi. Avrupa'da her şeyi görüyoruz. Ne yapınca ne kazanıyorsun? Nasıl yürüyünce nasıl oluyor? Nerede koşacaksın? Nerede duracaksın? Nerede tuzak var? Nasıl siyaset yapıyorlar? Nasıl bunlar para kazanıyorlar? Görüyoruz. Size buradan briefing bir şeyler gördüğümüzden hani paylaşınca Türkiye'ye ya tuzun kuru ya bilmiş ya niye gittin ya ülkene geldi ya abuk subuk işte laflarla karşılaşıyoruz dedik yani. Şimdi Avrupa'da çalışan bir insanın mesela Türkiye'de bir aylık burada aldığı maaşla Türkiye'nin 5 ayda 6 ayda 8 ayda aldığı maaşa tekabül geldiğini biliyor. Biliyoruz. Herkes biliyor. Mesela 1000 euro para 10 milyar Türkiye'nin asgari ücretiyle 5 aylık maaşına denk geliyor diyelim. Yani 4 aylık diyelim 4 aylık. 1000 euro Türkiye'nin 4 aylık maaşına denk geliyor. 1500 euro Türkiye'nin 6 aylık maaşına denk geliyor diyelim. Burada 1 ay çalışıyorsun orada 6 ay çalışıyorsun diyelim. Zaten bunun için gurbetçiler Avrupa'da. Zaten Türkiye'nin 1 aylık maaşına bak Türkiye'de 5 ay
çalışana kadar 1 ay çalışsan, 1 ayda 1500 euro alsan, Almanya'da 5 ayda 1500 euro alsan, burada zaten kimse durmaz ki. O zaman herkes Türkiye'ye gelir. Bir kere bunu anlamanız lazım. Avrupa'da durma sebebimiz Türkiye'nin asgari ücretinden kat kat yüksek olduğu için. Bu da ne biz ayarladık ne Türkiye ayarladı bunu. Bunu Almanya'nın kendisinin yıllarca 80 yıllara öyle şapkaydı, yok kılık kıyafetti, yok heykelli diye uğraşmayıp Mercedes'ti, BMW'ydi, Porsche'ydi, Audi'ydi, MAN'dı, Opel'di, buna benzer Siemens'di, Bosch'tu, böyle büyük kaç bin tane bak tank fabrikaları, uçak fabrikaları, traktör fabrikaları büyük büyük sayıyorum bakın. Tren fabrikaları adamın en büyük dünya çapında hükmedebilecek her türlü markalar ürettiği için ve onun da kimse alay edip çelme takmadığı için her defasında bir yenisini, bir iyisini, bir modelini, bir üstününü ürete zirveye çıktığı için 80 sene heykelle, şapkayla, kılık kıyafetle, yok sağcısı, yok solcusu, yok alevisi, yok sünnisi, yok sen osun, sen busun, doğulusun, batılısın diye uğraşmadığı için adam 80 yılda bir de 100 yıllık fark attı. E şimdi bu adamın ekonomisini kalkıp da Türkiye'de 80 sene yan gelip yatmış bir hükümet. Bugün bak Erdoğan sayesinde hani Erdoğan var niye biz 2 milyar alıyoruz? Niye Almanya 1500 lira alıyor diye o 80 sene yatanlara söyleyeceksin. 80 sene bugün adam kendi arabasını üretiyor. Yok prototipi ithal, yok bilmem neydi. Aselsan çalışıyor, Roketsan çalışıyor. Kendi tankın, helikopterin şununu bunu üretiyor. Adam bir mücadeleye giriyor. Komşuları, Amerika, Rusya herkes bir hani yaptırım içerisinde. Yok. Bak senin yüzünden oldu. Bak hiçbir dostumuz var mı? Bak dışişleri böyle mi yönetilir? Bak içişleri böyle mi yönetilir? Adama bir rahat vermiyorsunuz ki ne? Adam geldi geleli adam Ergenekoncular, Kombasancılar, yok Yaşar Büyükanıt şerefsizi bir ortadan defolsun diye onun bir temizliği, yok Ahmet Necdet Sezer'i, yok Doğan Yayın Grubu, yok FETÖ'sü, yok Cem Uzan'ı, yok bilmem yani buna benzer emniyetiydi, yok bilmem bakanlıklarıydı, yok CHP'den kalan YÖK'ü, Sayıştay'ı, Danıştay'ı, vergi daireleri, emniyet müdürlükleri, arkasından ne kadar hani barolarıydı, yok Türk Tabipler Birliği, hava kurumları, şunlar ya büyük bunlar saydıklar hep büyük kalantörler. Bunları adam atıyor, adam atıyor, adam atıyor değiştiriyor. Yani Merkez Bankası'nın müdürü her biri kocaman kodamanlar bunlar büyük başlar. Oraya adam ata, buraya adam ata, şuraya adam ata. Yani bunlar hepsini kendi adam etrafına çekene kadar adamın ömrü bitti, saçında tel kalmadı. Bütün bunları elinin altına almaya tam rahatladı. Yani ömür de tükendi. Her geçen yılda düşman kazandı. Her geçen günde. Bu hortumcuların önünü keseceğim diye adam ömrü bitti ya. Bir Suriye operasyonu, bir Libya'dır, bir Katar'dır, yok bir Azerbaycan'dır, bir Akdeniz'dir. Zaten içeride hainler durmadan operasyon çekiyorlar. Ayağına çelme takıyorlar, çelme takıyorlar, çelme takıyorlar. Yani adama bir rahat izin vermediler ki adam 20 senede dünyaya kafa tutar oldu. 80 sene atam izindeyiz deyip yattınız. 1980 yılında bayrak direğinin ipini biz üretiyoruz diye sevinen bir kesim. Bugün Erdoğan'ın kendi üretmeye çalıştığı arabaya yok o ithal yok bu ithal. Ya İsviçre bir Volvo üretiyor. Bir tane Vida İsviçre'ye ait değil. Koltukları, tekerleri, her şey İngiltere, Amerika, her şey Avrupa'dan. Hiçbir şeye Volvo yazısından hariç hiçbir şey Volvo'ya ait değil. Ya ne nankör bir insansınız ya. Markanın adı bile yeter. Ondan kazandığı isminden kazandığı para ülkesine oluk oluk akıyor. Ne var yani Türkiye'de de bir araba olsun, dünyaya araba satsın, oluk oluk aksın, markası Türk olsun, kendisi nerenin olursa olsun. Nankör salaklar, köpek, gerizekalı bunlar. Niye Erdoğan o bizim değil, bu bizim değil. Yok İHA'lar Kanada'dan gelirmiş de İHA merceğini vermemiş de yok %100 gelin. Alay üstüne alay. Yok S-410'dan almış da yok okullara yardım ederse okul üretirmiş de bilmem ne. Ya 80 senedir niye yattınız? E şimdi yani demek istediğim de şu. 80 sene çalışan bir ülke Almanya sizden 5 kat 6 kat fazla maaş alırken siz de 80 sene yatıp 80 sene önce yola çıkmış bir adama kafa tutarsanız bizim Erdoğan şöyle de böyle diyene kadar 80 sene yatan CHP'ye söyleyin bunu. İnönü'ye söyleyin. O yapılan o hava o hür kuşlar, veyciler, onların önünü tıkayanlara söyleyin. Tıkayanlara söyleyin.
1945'te Amerika'dan Marshall yardımını aldıktan sonra ona vermiş olduğu imza ile hiçbir silah sanayisini üretim yapmayacağız deyip de bütün silah sanayisini kapatıp da soba fabrikasına çeviren Türkiye'nin İnönüsü'ne söyleyin ya, İnönüsü'ne. İnönüsü'ne. Adam Amerika'dan süt tozu göndermiş yardım, tenekenin içinde köylüye götürün, al sana süt tozu veriyorum diyorsun. Amerikan yardımı, Marshall yardımı. Adam bir açıyor süt tozunu, zaten bozulmuş. Ulan köylü zaten, adamın 4-5 tane ineği var ahırda, süt tozunu ne yapsın adam? Bunun yüzünden Türkiye'nin teknoloji sanayisi ilerlemedi. 1974'te Kıbrıs Harekatı sonrasında bize ambargo uyguladığında Aselsan, Roketsan kuruldu da bugün dünyanın en büyük devleri arasına girmeye, Erdoğan sayesinde o da girmeye başladı ya. Nankörler, anlamaz nankörler. İşte sen geceden sabaha kadar uyu, sabahtan akşama kadar uyu, 24 saat yol yürüyen bir insana o kadar mesafe kat ettikten sonra niye ben ondan geride kaldım? Niye biz ondan geride kaldık? Yatmasaydın, yattırmasaydın, ataların yattırmasaydı, bir tane ilerleyen adam vardı, astırdınız. Adnan Menderes'i. Bir tane Turgut Özal vardı, zehirlettirdiniz. Erdoğan'ı da darbeyle götürüyordunuz. Az kalsın işte halk gözünü açtı da darbeye izin vermedi de bugün de yerden yere vuruyorsunuz. Bel altına varıncaya kadar küfürler, hakaretler ediliyor. Ve bir de Almanya'nın askeri ücreti Türkiye'nin askeri ücretine oranla çarpıştırınca belki fazla olabilir ama bu parayı Türkiye'de harcarsan iyi güzel oluyor. Ama Almanya'da harcarsan yine Türkiye'nin aynı oluyor yani. O kadar fazla bir şey olmuyor. Giderler de yüksek zaten burada. Ha teknolojik olarak belki telefondur, arabadır, şunu bunu alabilirsin. Hani rahat Türkiye'ye göre daha fazla alabilirsin. Adam satıyor, veriyor ama onları da vergisini alarak çekilmiş kenarına, vergisine bakıyor adam. Türkiye'de de yani bir adamın 5 arabası olsa ne olur? Bir adam bir araba sürer. O da olacaksa Erdoğan sayesinde oldu da daha da olacak, olur da daha da. Daha da gözünüz görmeyip nankörlük yapmanın alemi ne ya? Alemi ne bunun? Almanya'da bizim tuzumuz kuru. Yarın Erdoğan gidecek. Ülkeden gidecek, ülkenin başından. Biz yine Almanca olacağız. 2000 yıllarında, 2005 yıllarında Almanya'nın en kötü hurda arabasıyla gelip Türkiye'ye basan, hava basanlar bugün Almanya'nın en lüks arabasıyla Türkiye'ye gelip kimseye bir şey hava basamıyorum. Benden daha iyisi var Türkiye'de. Bakıyorum herkesin arabası Almanya'nınkinden daha iyi. Almanya'dan gelenlerin arabası biraz hurda gibi duruyor artık. Yarın Erdoğan'dan sonra 2023'te gittikten sonra kaybederse eğer 2025-2030 yıllarında geldiğimizde ülke hortumlandığında biz o zaman Almanya'nın hurdasıyla gelip Türkiye'ye havaya bastığımızda biz gene Almanca olacağız. O zaman size kıçıyla güldüğü zaman Almancılar, o zaman göreceksiniz. O zaman ne halt edeceksiniz? Şimdi adam Türkiye'ye geliyor, bir ev bakıyor oradan. Adam 300-500 bir trilyon eve para çekiyor. Önceden kaç kaç kuruştu. Adamın şehrin göbeğindeki arazisi para etmezdi. Şimdi dağın başındaki araziyi, yok dağ evi, yok bağ evi, milyona satıyor. Milyona, milyona. Yok dağ evi, yok zeytinlik, yok ormanlık, yok hobi bahçesi de trilyonlara satıyor. Adamlar uçmuş, uçmuş. Uçmuş. Erdoğan sayesinde gözünüz açıldı da Erdoğan neyin ne olduğunu, turizmi de öğretti, parayı da öğretti, ticareti de öğretti. Köylünün beş para etmez kurtlu baklası da artık değer etmeye başladı. Şimdi gözünüz doydu. Artık kusur aramaya başladınız. Ama Allah'ın sopası yok derler ya. O gün Erdoğan'dan sonra tepe taklak aşağı çakıldığınızda biz gene Almanca olacağız. Buranın rayı sisteme oturmuş yerine. Siz şimdi yükseldiniz. Almancılara hani kafa tutar durumdasınız. Almancılar geldiği zaman size eskisi gibi hani üstün, hani hava basamıyor. Almancılar ağlıyor belki bazen, çoğu zaman. Yarın siz acınızdan ölürken Erdoğan sonrası, o zaman sizlere sadakalarıyla sizi kul, köle, köpek olarak kiraladıklarında Almancıların, o zaman sizin arkanızdan çıkan dumanları göreceğiz o zaman. Bakalım o zaman ne halt edeceksiniz. Bu güzel günleri, kötü günleri de var. Öyle lüks hastanelerde, şehir hastanelerde yaşayıp eczanede gidip ilaca para vermeyin.
Yok, bedava tedavi ettirilip çalıştığın sigortasız çalıştıramayan mesela mahkemelerde, adliyelerde şikayet ettiğin zaman hakkını arayabiliyorsun. Kimse gelip tehdit eden bugün bir kadına şiddet olduğu zaman devlet binlerce kaç kere uzaklaştırmalar koyuyor. Kadınları mesela gidecek yeri yoksa sığınma yurtlarına yerleştiriyor. Valilik yardım bağlıyor, maaş bağlıyor, kira ödemeleri var. Eskiden neredeydi lan? Neredeydi bunlar ya? Vay nankör köpeklerim vay. Söylenecek çok laf var da binlerce milyonlarca da. Siz bunu Erdoğan'dan sonra yaşayarak, söyleyerek anlamayınca yaşayarak anlayacaksınız. Biz o gün yine Almancı olacağız. Allah izin verirse tabii yaşarsak yine Almancı olacağız. O zaman size bir tarafımızla güleceğiz işte. O zaman görüşeceğiz. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuza görüşmek dileğiyle hoşça kalın.